sınıflarımızın gereği hem de hem kendimizi hem ailemizi hem çevremizi düşünerek evlerde kendimiz başladık. Ve hastalığın sürecini de dediğim gibi kendi evimizde geçirmeye çalıştık. Ben kendi adıma söyleyeyim. Benim hastalık sürecinin tamamı evde geçti. Herhangi bir şekilde hastaneye ya da bir doktor tedavisi falan olmadan kendim evde hastalığı atlatmaya çalıştım. Dediğim gibi hastalığın başlangıç süresi ortalama 14-15 Mart'a denk geliyor idi. Tabii başlangıç aşamasında 2-3 gün bir hafif boğaz ağrısı oldu. Çok ilginç bir hastalık. Etap etap ilerliyor. Daha sonrasında 3. günün sonunda 3 ile 6. günün arasında halsizlik, iştahsızlık, tat ve koku kaybı, kulak kanıklığı oldu bende. Kulak çınlaması oldu. Mesela şimdi koronanın semptomların içerisinde bunu beklediler. Mesela kollarımda kaşıntı oldu. Kol kaşıntısı oldu. Yani ürtükleri beklediler. Korona ürtükleri de bakıyor. Bu da ortaya. Daha sonra dediğim gibi 3 ile 6. günün arasında işte halsizlik, koku kaydı, tat kaydı, eklem ağrıları. 6. günden sonra daha farklı şeyler ortaya çıkmaya başladı. Hafif ateş tutması, ondan sonra üşüme, titreme. Ve hastalığın süresinde dediğim gibi en kötü olan şey iştahsızlık, hiçbir şey yüklemiyorsunuz. Ben hastalık süresinde yaklaşık 3 hafta içerisinde 7 kilo kaybettim. Müthiş bir kilo kaybı yapıyor. Ve hastalığın dediğim gibi bu süreçler bittikten sonra eklem ağrıları, kas ağrıları, onlar bunlar hepsi bittikten sonra en son aşamasında öksürük geliyor. Öksürük aşaması da yaklaşık bir hafta falan sürüyor. Yani bu bildiğiniz bir öksürük değil. Öksürdüğünüz zaman ciğerlerinizden gelmiyor. Duru bir öksürük. Gıcık öksürüğü diyebilirim. Bunu bu şekilde izah edelim. Ve hastalığın yaklaşık 12. 14. gününde başlıyor. Öksürükle beraber zaten hastalık 3 haftayı buluyor. Yani hastalığı 2 hafta içinde atlatmak mümkün ama bu öksürükle beraber hastalığın tamamen atlatılması 3-4 haftaya kadar uzayabiliyor. Peki ben evde ne yaptım? En önemli yaptığım şeylerden bir tanesi şuydu. Sürekli biz Katya'ya gittiğimiz için oralardan da biliyoruz. Oralarda da çok aşırı hastalıklar, virüsler olduğu için ben rencefil, bal ve limonu çok tükettim hastalık süresince. Evet. Bir diğeri de multivitamin aldım. Niye? Çünkü hastalık boyunca dediğim gibi yeterli kuvveyi ve gıdayı alamadığınız için vücut yorgun düşüyor. Hastalığa karşı zayıf kalıyorsunuz. O zayıflığı önleyebilmek için de tavsiye olarak multivitamin aldım. Dediğim gibi 3 hafta boyunca bu hastalıkla mücadeleyi ettik. İnşallah kazanmışızdır. Öyle ümit ediyoruz. Çünkü hastalığın tekrar ortaya çıkacak mı, tekrardan enfekte olacak mı? Tabii ki çok istemiyoruz. Daha tarihsel bir şeyler yok. Ama şu an aşamasında hastalığın ilk başlangıcıyla şu anki duruma bakacak olursak kendimi çok daha iyi hissediyorum. Daha zinde hissediyorum. Ama tabii tek bir amaçla evde kalmaya devam ediyoruz. Bu süreçte en önemli şey ne derseniz bana? En önemli şey moral. Çünkü sürekli haber izliyorsunuz, sürekli ölümden bahsediliyor, sürekli koronanın yaptığı işte dejenerasyondan bahsediliyor, vücudunuza verdiği zararlardan bahsediliyor. Süreçte ne oluyor? Bütün moral sisteminiz çöküyor. Eğer hastaysanız, evet. Koronada çöküyor. En önemli şey moral. Moral ve motivasyonunuzu hiçbir zaman düşürmeyeceksiniz. Hastalığı kazanmanızdaki en önemli etken bu. Hastaneye gidenler oldu, benim tanıdığım bildiklerim çevremden. Hastanede tedavi olanlar oldu. Hastanedeki gidenlerin tedavi süreçleri tabii daha kısa sürüyor. Onlar 4-5 günde iyileştiler. Onların tedavi süreçleri tabii benimkine göre daha kısaydı. Benimki biraz daha uzun sürdü ama dediğim gibi bendeki semptomlar çok aşırı değildi. Çok ateşim olmadı mesela. Ondan sonra çok böyle eklem ağrıları falan çok fazla olmadı. Ama Allah'a çok şükür hastalığı atlattığımızı düşünüyorum. Bu süreçte bize en çok dediğim gibi en önemli şey moraldi. Bu morali bize kim verdi? Eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, sevenlerimiz, bizi gerçekten değer veren insanların araması, yazması bizlere moral oldu. Onların verdikleri bu moral gücüyle beraber hastalığı atlatmaya yeniden çalıştık.
Zafer Bey, biraz önce kilo verdiğinizden bahsettiniz. Evet. Başka fiziksel, benzer fiziksel etki ya da tepki vücudunuzda fiziksel olarak bir zarar gördünüz mü? Gördüğünüzü hissediyor musunuz? Tabii gördüğümü hissediyorum. Mesela tabii koronanın etkilerinde bu var mı yok mu tam bilmiyorum ama örnek veriyorum. Göz kaybı var mesela. Göz kaybı var. Yakından mesela artık eskisi kadar iyi kitap okuyamıyoruz. Belki bu da koronanın etkisidir bilmiyorum. Onun yanında mesela herhangi bir efor sarf ederken çok çabuk yoruluyorum. Ama bunlar zaten normal şeyler. Yani hastalığın etkileri arasında bunlar da gözüküyor. Bu zamanla düzelecek. Ondan sonra onu da biliyoruz. Ama dediğim gibi yani hastalık basit bir grip değil. Gerçekten insan vücudunu çok inanılmaz derecede yıpratıyor. Ama dediğim gibi bu hastalığı yenmenin en etkili ilacı moral. Bahtiyar Bey duyamıyorum. Sesi açarsanız duyacağım. Vatandaşlarımızın sormak istediği, belki de ilgilendiği en büyük sorulardan birisi de tedavi süreci hastanede. Evet. Siz hastanede iken veya doktorlarla, hemşirelerle ilişkide, yani size bakımlarında memnun kaldınız mı? Nasıl bir yol izlendi? Bundan bahsedersek belki ileride neler yaşanabilir, nelerle karşılaşabiliriz? Bunu bir anlatabilsek nasıl olur? Anlatayım. Yani ben dediğim gibi ben hastanede herhangi bir tedavi süreci yaşamadım. Fakat kontrol amaçlı iki defa hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde de gerekli ilgi ve alakayı gösterdiler. Fakat buradaki İsviçre'de Türkiye'den farklı olan bir şey var. Mesela biz enfekte olduğumuzda, yani koronavirüs bizde pozitif çıktığında mesela bizim temaslı olduğumuz kişilere test yapılmadı. Mesela Türkiye bu konuda çok iyi. Ne yapıyor? Türkiye'de bir tanesi bir koronavirüs olduğu zaman hemen onun etkileşimdeki olduğu kişilere de test yapılıyor ki bir güvenlik kemberi, yani böyle bir zincirleme takip söz konusu. Maalesef hiçbir şeyde o yok. Biz pozitif çıktı mesela. Bize hiç kimse demedi. Ya sizin işte etkileşimde olduğunuz insanlar var mıydı? Onları bize gönderin. Onlara da test yapalım falan diye bir şey söylenmedi. Türkiye bu konuda ben Türkiye'yi çok takdir ediyorum. Türkiye bu konuda gerçekten uygulamalarıyla İsviçre'nin bence bir tık daha önünde. İsviçre'de bugün okudum zaten. 25 bin civarında enfekte olmuş insan var ve yaklaşık 900'e yakında ölü var. Türkiye'de de rakam giderek artıyor ama Türkiye biliyorsunuz 80 milyon, İsviçre 7-8 milyonluk bir ülke baktığınız zaman. Ama İsviçre'de de dediğim gibi yani arkadaşlarımdan, çevremden biliyorum. Korona olup da 3 defa acile gitmek istediği halde acilin eve gönderdiği insanlar biliyor. Bunlar benim en yakın arkadaşlarımdı. Maalesef onlar artık hastalığın en son döneminde. Yani artık nefes alamamaya, hareket edememeye, artık son aşamaya geldikten sonra hastaneye alındılar. Oysa şimdi Türkiye'de görüyoruz, enfekte olan, pozitif olanlar eğer semptomlar da varsa, hafif olsa hemen hastaneye alınıyor ve tedavileri yapılıyor. Yani benim şansım neydi? Benim şansım bu koronanın semptomlarının bende çok çok yüksek olmamasıydı. Dediğim gibi bu da insanın bağışıklık sistemiyle alakalı bir şey. Yani benim bağışıklık sistemim hastalığın üstünden gelebilecek bir şeydi ki benim hastaneye gitmeme gerek kalmadı. Çok büyük geçmiş olsun tekrardan. Vatandaşlarımız elbette gerçekten çok merak ediyor. Merak edilen konulardan birisi de sizin işinizle alakalı. Evet. Herhangi bir cenaze nakli söz konusu olduğu zaman, özellikle koronavirüs vakasından vefat etmiş vatandaşlarımızın Türkiye'ye nakilleri de çok büyük bir merak konusu vatandaşlarımızdan. Gerçi Diyanet Vakfı çok bildiriler yayınladı ama biz gene de bu konuya biraz değinsek, vatandaşlarımız bilgi sahibi olsalar, eskisi gibi daha önceki cenaze fonundan olduğu gibi nakiller gerçekleşiyor bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize vermiş olduğu bir talimat vardı.
o talimat neticesinde buradaki koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımızın Türkiye'ye gönderilmesinde hiçbir sorun yok. Yani ve hatta bununla ilgili hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir talimatı vardı hem de bir fetvası vardı. Fetvada da aynı şekilde koronavirüs olan ve bu sebepten dolayı ölen vatandaşlarımızın normal şekilde İslami usullere göre definlerinin gerçekleştirilebileceği fetvası da verildiği için şu an biz İsviçre'de vefat eden vatandaşlarımızı hiçbir sorun olmadan Türkiye'ye gönderiyoruz. İki tane dediğim gibi Cenevre ve Lozan bölgesi, iki tane de Çin'e bölgesi olmak üzere dört tane vatandaşımız koronadan vefat etmiş durumda. Bunların üç tanesini Türkiye'ye gönderdik. Bir tanesi de burada defnedildi. Size ulaşanları söylüyorum ben. Aklınıza ulaşan bilgiyi aktarıyorum size. Dediğim gibi cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesinde hiçbir sorun yok. Tek bir şey var. Maalesef cenazelerimizin refakatinde herhangi bir şekilde refakatçi gidemiyor. Bu bizimle alakalı bir şey değil. Çünkü cenazeler kargo uçaklarıyla gönderildiği için yolcu taşıma imkanları bulunmuyor maalesef. Ama onun dışında zaten bizim hizmetimiz mezar yeri başına kadar olduğu için biz burada vefat eden bir tanesi, bir kişiyi, bir vatandaşımızı Türkiye'nin neresi olursa olsun mezar yerine veya bize bildirilen hastane veyahut da camiye biz oraya kadar adrese teslim gönderdiğimiz için yanında refakatçi olmasa da herhangi bir sorun yok. Vatandaşlarımız bu konuda hiçbir şekilde sorun çekmezler. Bu konuda endişe duymasınlar. Ben de sosyal medyadan okuyorum. Cenazeler gönderilmiyor. İşte burada kalıyor. Hatta yapıldığı söylenen cenazeler var. Bunların hiçbiri kesinlikle doğru değil. Hiçbir şekilde korkmalarına da gerek yok. Dediğim gibi herhangi bir şekilde bir vefat olayı olduğu zaman bize iletişimle geçmeleri halinde biz onlara her türlü desteği veririz. Elbette bu sadece koronavirüsünden vefat edenler değil, normal şartlarda da vefat eden vatandaşlarımız için de geçerli. Aynı şekilde onlar için de geçerli. Normal vefat eden vatandaşlarımız için de aynı kurallar, kaideler geçerli. Hiçbir şekilde dediğim gibi Türkiye intikallerinde herhangi bir sorun yok. Biz ister koronadan, ister başka bir sebeple vefat etmiş olsun, bütün vatandaşlarımızın hiçbir sorun olmadan Türkiye'ye cenazelerini gönderiyoruz. Zafer Bey, çok teşekkür ederim size verdiğiniz bu önemli bilgiler için. Vatandaşlarımız elbette sizlere rahat bir şekilde ulaşıp her zaman soru sorabiliyorlar, her zaman gelebiliyorlar ama şu anda şöyle bir sıkıntı da var. Camilerimiz, derneklerimiz kapalı. Evet. Önümüzde de bir Ramazanlık ayı var. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu bugün açıklama yaptı. Fakat vatandaşlarımız merak ediyordur. Bir de sizden tekrar duyalım. Ramazan ayında herhalde iftar sonrası teravih namazları kılınmayacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi bununla ilgili kararlar biliyorsunuz bizim verebileceğimiz, ondan sonra bizim uygulayabileceğimiz kararlar değil. Aynı cenazelerin taşınmasında nasıl ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı ve fetvası varsa yine Ramazan'la ilgili de dediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı doğrultusunda burada hareket edilecektir. Onlar bize nasıl bir talimat verirse, nasıl bize bir bilgilendirme yaparsa biz de bunu en kısa zamanda vatandaşlarımıza müşavir vekilimiz üzerinden duyuru yapılacaktır. Müşavir vekilimiz zaten kendisi sürekli Türkiye ile irtibat halinde. Dediğim gibi bu tür bir talimat gelirse hem camiler açısından hem de Ramazan ayı için bunları çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza duyuracağız. Biz de zaten hastalık sürecini bitirdiğimiz için kısa bir süre içerisinde vakitteki çalışmalarımıza başlayacağız. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorusu olursa, herhangi bir sıkıntısı olursa bize ulaşabilirler. Size telefonla da ulaşabiliyorlar. İllaki şart değil vakıfa gelmeleri. Doğru mu? Tabii gelmelerine gerek yok. Bize telefonla 7/24 ulaşabilirler. Cenaze hattımız 7/24 açık. Bunun dışında vakfımıza dediğimiz gibi bu hafta itibariyle bizler de işimize döndük ondan sonra. Bizleri arayabilirler. Sabahleyin vakfımızda telefonlarımız açık. Size sormak istedikleri konuları, danışmak istedikleri konuları
yanaşabilirler. Her konuda yardımcı olabilir. Buradan duyuracağımız tek bir şey var. Ramazan umremiz vardı. Maalesef Ramazan umresini iptal etmek zorunda kaldık. Umre konusunda sormak isteyenler olursa haçla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Haç konusunda da şu an Diyanet İşleri Başkanlığımızdan kesin olarak haç iptal edilmiştir diye bir talimatname gelmedi. Fakat kayıtları dondurduk, bekletiyoruz. Eğer bu konuda da bize herhangi bir bilgilendirme, talimatname gelirse biz bunu da en kısa zamanda vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bunu da buradan bildirmiş olalım. Zafer Bey, son olarak ben bir konuya değinmek istiyorum. Aslında bu Diyanet Vakfı'nın cenaze fonu birçok vatandaşımızın cenaze defin işlemleri olduğu zaman birçok masrafı karşılıyor. Burada vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunalım bu cenaze fonuna üye olmayan vatandaşlarımızın katılmaları için. Çünkü benim şahsen bildiğim kadarıyla siz üye olmayan vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda kendilerinin cenazelerini Türkiye'de istedik köyüne kadar istedikleri her yere ulaştırıyorsunuz. Bu konuda vatandaşlarımıza kısa bir bilgi verelim. Verelim. Dediğim gibi yani biz ister cenaze fonuna üye olsun, ister cenaze fonuna üye olmasın, bütün vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye gönderiyoruz. Ama tavsiyemiz nedir? Cenaze fonuna üye oldukları zaman cenazeyle ilgili bütün masrafları bilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden vakıf tarafından karşılanmakta, cenaze fonu tarafından karşılanmakta. Ama eğer cenaze fonuna üye değilse tabii bu büyük bir maliyet oluşturuyor. Cenazenin kargosuydu işte, gerekli defin işlemleriydi. Bunlar büyük maliyetler tutuyor. O yüzden vatandaşımızın en acılı gününde bu tür maliyetlerle karşı karşıya kalmaması açısından biz cenaze fonuna üye olmalarını tavsiye ediyoruz. Kendilerine. Evet. Son olarak da teşekkür etmek istediğim kurumlarımız var Bahtiyar Bey. Neden? Çünkü bu kurumlarımızın bize destek verdiğini bilmek bizim hastalığımıza ilaç gibi geliyor, bize şifa veriyor. Kim derseniz bu kurumlar. Öncelikle ben İsviçre'deki bütün sivil toplum kuruluşu başkanlarına, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hastalık sürecinde bizleri aradılar, destek verdiler. Ama burada iki tane önemli kurumumuza ben özellikle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir tanesi Büyükelçiliğimiz. Diğeri de Zürich Başkonsolosluğumuz. Bu iki tane kurumumuza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Niye? Hastalığımız süresince sadece beni değil, korona ile ilgili koronavirüsünü kapmış bütün Türk vatandaşlarımızla tek tek ilgilendiler, tek tek aradılar. Sayın Büyükelçimiz bizzat beni aradı, her gün sordu. Kendisine de buradan eğer bizi izliyorsa, takip ediyorsa çok teşekkür ediyorum. Onun bizi araması inanın bize hastanedeki verdikleri tedavi kadar iyi geldi. Çünkü devletimizin bize destek verdiğini, bizi takip ettiğini, bizi sürekli aramak suretiyle halimizi, hatırımızı sorması inanın bize çok büyük bir şifa kaynağı, çok büyük bir destekti. Devletimizin bu şekilde arkamızda olduğunu bilmek gerçekten bu hastalığı atlatma anlamında bize inanılmaz bir güç var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Zafer Bey, çok çok teşekkür ederim size bu canlı yayınımıza katıldığınız için. Küçük bir aksaklık oldu maalesef. Sesten tekrar takipçilerimize de özür dileyelim. Maalesef elimizde olmayan diyelim artık. Maalesef canlı yayınlarda böyle küçük kazalar oluyor. Çok çok teşekkür ederim bu verdiğiniz bilgiler için. Umarız vatandaşlarımızın işine yarar. Aynen. Unutmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle hastalığımız süresince dediğim gibi devlet kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın verdiği destek yanında telefon aradığı verdiği destekten dolayı olsun. Ben Medipat'taki Tuncay Gündüz hocamıza da, doktorumuza da çok teşekkür etmek istiyorum bu hastayla. Kendisi bize bu süreçte çok büyük destek oldu. Bize moral verdi. Siz güçlüsünüz, hastalığı atlatırsınız dedi, sağ olsun. O da bizi hem maddi hem manevi yönden çok destekledi. Ona da buradan küçük teşekkür etmek istedim doktoruma. Çünkü sağlık çalışanlarımızın bu rolü çok büyük biliyorsunuz.
Yani bizlere bizlere destek verme anlamında, bizlere muayene etme anlamında kendileri de büyük bir riskin içerisinde. Ben bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarımıza da Allah sabırlar versin, güç kuvvet versin. Yani bu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Büyük sağlık çalışanlarımız bütün dünyada herhalde şu anda en çok çalışan, en çok vefa gösteren, en çok yorgun düşen, en çok başka insanların sağlığı, huzuru için çalışan insanlar, hepsine de hepimiz sonsuz teşekkür edelim. Bu Türkiye'de de böyle, İsviçre'de de böyle, bütün dünyada maalesef günümüzde bu şekilde. Allah kolaylık versin hepsine de. Özellikle son bir şey aklıma geldi. Vatandaşlarımız bu konuda tabii Medipark söyleyince aklıma geldi. Vatandaşlarımız oraya gidip, kliniğine gidip orada da test yaptırabiliyorlar galiba bildiğim kadarıyla. En azından kendi ana dilinde konuşup. Yani onu çok iyi bilmiyorum ama İsviçre'de dediğim gibi bir yere gidip de nere olursa olsun, bu ister Medipark olsun, ister üniversite hastanesi olsun. İçin çok yüksek çıkıyor zaten. İsviçre'de şu anda son 3-4 gündür çok düşük test yapılıyor. Bakın ben buradan açık söyleyeyim. Şu an tanıdığım ama test yaptırmamış, kendisinde koronavirüsü olan bir sürü insan da hepsi evlerinde kendileri atlattılar bunlar. Test olmadan. Teste girmedi. Yani biz bunu biliyoruz. Biz bunu biliyoruz. Biz bunu bilmemize rağmen maalesef İsviçre bu konuda zayıf. Yani bu test konusunda ben İsviçre'nin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani çevremde bir sürü insan var. Koronavirüsü taşıyıp da test olmadan evde bu hastalığı tek başına geçiren arkadaşlarım, dostlarım var. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Bu yayına katıldığınız için. Takipçilerimizden de teşekkür edelim hepsine veda etmeden önce. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylüyorum takipçilerimize de. Lütfen çok çok ihtiyacımız olmazsa evden çıkmayalım. Yani koronayı yenebilmemizin en önemli unsuru evde kalıp kendimizi izole etmek. Evde kalıp kendimizi izole etmedikten sonra bu hastalığın bitmesi imkansız. Yani ben bunun 2-3 ay içerisinde çözülemeyeceğini düşünüyorum Erdem'in. Çünkü biz İsviçre'de şu an yaklaşık bir ayı geçtik, daha İsviçre'de pik olmadı. Yani en üst seviyesine daha gelmedi. Biz ne kadar çok kendimizi toplumdan izole edersek bu hastalığın dağılması da o kadar azalır. O yüzden benim tavsiyem lütfen evde kalalım. Hayat eve sığar. Ve kendimizi izole edelim. Diğer insanlara da hastalığı bu şekilde bulaştırmamış ya da hastalığı kendimize bulaştırmamış olur. Oldu. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Zafer Bey. Allah razı olsun. Tekrar çok büyük geçmiş olsun. İnşallah vatandaşlarımıza bir nebze bir faydamız olmuştur hep birlikte. Vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim. Hastalıktan korkmasınlar ve moralli olsunlar. Birincisi korkmayacaklar, ikincisi moralli olacaklar. Allah'ın izniyle doktor görmeden bu hastalığı yenerler. Bir de benim iki tavsiyemi unutmasınlar. Bir tanesi zencefil, bal, limon. Diğeri de multivitamin. Unutmaz inşallah vatandaşlarımız. Bu konuda kendilerinin çok şey yapması,
kendilerine bakmaları artık yani bir sıkıntı aynen olacağını zannetmiyorum. Bu kadar vaka olduktan sonra dikkate alacaklarından eminiz. Evet, çok çok sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Oldu, görüşürüz. Hayırlı akşamlar tekrar, sağ olun. Kıymetli takipçilerimiz, çok özür dilerim ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı işte biraz sıkıntı yaşadık. Affınıza sığınıyoruz artık. İnşallah bundan sonraki canlı yayınlarımızda bir sıkıntı olmayacak diye umuyoruz. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.